Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimizle beraberiz. Dersimizin konusu arkadaşlar Poplate. 3D Max 2016 ile gelmiş olan aslında daha önceki versiyonlarda da karşımıza çıkan ama sadece design sürümüyle kullanılabilen Poplate özelliğinin artık standart olarak 3D Max 2016 sürümünden itibaren bizlere gelmesi. Daha önceki versiyonlarda arkadaşlar iki çeşit 3D Max çıkıyordu. Bir modelleme üzerine, iki tasarım üzerine. Şimdi 3D Max 2016 versiyonunda artık bunlar birleşti. Hem modelleme hem tasarım sürümü bir arada geliyor. Yalnız yine seçim haklarınız var. Kurulumu yaptıktan sonra ilk programı çalıştırdığınız zaman karşınıza seçenek çıkıyor. Hani modelleme mi yapmak istiyorsunuz? Modelleme için mi kullanacaksınız? Veya tasarım yapmak için mi kullanacaksınız diye iki seçenek çıkıyor. Siz tasarım olan seçeneği işaretlerseniz populate özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Gerçi modelleme olan sürümü de seçmiş olursanız, o seçeneği de seçerseniz şayet yine populate özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ama arasında şöyle bir fark oluyor. Yüksek çözünürlüklü olan populate'ler gelmiyor. Standart çözünürlükte olan populate'ler sizin kullanımınıza sunuluyor. Daha önce hiç Poplate kullanmamış olan arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir ders. Normal şartlarda dışarıdan insan figürleri dahil edilerek yapıyordunuz veya Photoshop'ta ekleyerek bu ihtiyaçlarınızı gideriyordunuz. Ama şimdi 2016 versiyonu içerisinde Poplate artık dahil olarak geliyor. İsterseniz animasyonlarınıza yürüyen Poplate'ler kullanabiliyorsunuz. İsterseniz sabit duran insan figürleri de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu Poplate özelliğinin nasıl kullanıldığına bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar 3D Max'i açtığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Bu kısımda sahnenizde yer alan tüm objelere müdahale edebiliyorsunuz. Şayet siz Poplate kullanmak istiyorsanız öncelikle tasarlamış olduğunuz dış mekan sahnenizin olduğunu varsayarak anlatıyorum. Şimdi burada Ribbon menümüz var arkadaşlar. Buradaki ok aşağı menü açan ok tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Zaten üzerine gene Show Ribbon menü seçeneği çıkıyor. Buradan Poplate'in seçili olması gerekiyor arkadaşlar. Siz de belki standart modeling olarak gelebilir. Siz buradan Poplate'i seçiyorsunuz. Şimdi bu Poplate'te karşınıza çıkan seçenekler şunlar arkadaşlar. Create Flow diyor. Burada Width seçeneği var. Create Idle Array var. Number of Frames var. Display Simulate alanı. Define Idle Arrays var. Edit Selected var. Ve Define Follows seçenekleri yer alıyor. Şimdi sizin standart bir Poplate yaratabilmeniz için aslında yapmanız gerekenler oldukça basit. Çok basit bir yoldan size anlatayım. Öncelikle arkadaşlar buradaki Create Flow yani bir Poplate'den yürüyeceği ya da duracağı bir yol oluşturmanız gerekiyor. Hangi istikamette gidip gelecekleri ne belirtmeniz gerekiyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir yuvarlak bir ikon çıkıyor. Mouse ikonu çıkıyor. Artık mouse'unuz bu seçeneği seçtikten sonra bu halde yer alıyor. Siz belirlediğiniz herhangi bir nokta üzerinden tutarak bu şekilde yolunuzu oluşturmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu tab penceresinden yapmanız daha uygun olacaktı. Daha düz yüzeyler oluşturabilirsiniz. Ama tabii burada istediğiniz gibi de yollar oluşturabilirsiniz. Sağa dönüş, sola dönüş, aşağı yukarı gibi. Şimdi arkadaşlar burada yolunuz bir süre böyle gittikten sonra birazcık bu şekilde bir yön alsın. Sonrasında tekrar böyle gelsin. Bu şekilde yolumuzu oluşturur. Bu yolumuzu oluşturduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hemen sağ klik yaparsınız arkadaşlar. Flow'u sonlandırıyorsunuz. Artık sizin yolunuz bu olmuş oluyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yolumuzun üzerinde gidiş geliş yerlerini, poplate'lerin duracağı, bekleyeceği
ve gidiş istikametlerini belirledik arkadaşlar. Şimdi create idle array'e. Bu kısımda arkadaşlar isterseniz create seat seçebilirsiniz. Oturan insanlar yapabilirsiniz. Create free idle array'e seçerek karakterlerinizi serbest hareket ettirebilirsiniz. Create rectangle idle array'e diyerek karakterlerinizin ne tarzda bir yürüyüş yapacaklarını belirleyebilirsiniz. Bunu seçerseniz zaten karakterleriniz düz bir zeminde gidip geleceklerdir. Karşılıklı olarak aynen kalabalık bir cadde ya da sokak içerisinde yürüyen insanlar gibi. Great Churchill Idle Area'da burada insan topluluklar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Konuşma yapan birbirleriyle diyalog içerisinde olan insan toplulukları oluşturabilirsiniz. Biz öncelikle belli bir alanda yürüyen insanlar yapacağız arkadaşlar. Burada da yine bu sefer mouse ikonumuz bu şekilde beliriyor. Burada gördüğünüz gibi modifier list altında flow seçeneği çıktı. Buradan hani çeşitli değerleri yükseltip azaltabilirsiniz. Mesela portals var arkadaşlar. Burada çoğaltma yapabilirsiniz, yavaş yürütebilirsiniz, hızlı yürütebilirsiniz, koşturabilirsiniz. Kadın erkek popület durumunu belirleyebilirsiniz. Burada %50 %50 seçili. İsterseniz daha çok kadın olmasını sağlayabilirsiniz veya erkek olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun gibi seçenekler yer alıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle karakterlerimizin ne tarzda hareket edeceklerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Düz bir kare içerisinde yürüyen ve duran insanları belirledik. Aynı bu şekilde. Sonrasında buraya gelelim ve bu seçeneğimizi yaparak arkadaşlar. Mesela burada da belli bir grup dahilinde olan insanlar olsun. Bunu seçerek bu kısma da bir grup insan oluşturalım. Sonrasında bu kısmımızda ise oturan insanlar belirleyebiliriz. Aynı şekilde bu kısımlarda. Sonrasında tekrar gelerek burada yürüyen insan toplulukları yapabiliriz. Yine sağ klik yaparak komuttan çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan da az önce belirttiğim gibi brush size'ımız vardı. Yolumuzu oluştururken buradaki insanlar yürüyecekleri, yürüme şekillerini, topluluk durumlarını belirlerken kullandığımız brush'ın boyutunu buradan belirleyebiliyoruz. Şimdi simületlemeden önce sahnemizdeki popülatı oluşturacak insanların ne kadar bir frame içerisinde animasyonlarının gerçekleştirilmesi gerektiğini belirliyorsunuz arkadaşlar. Mesela default olarak 300 gelir. Bu yeterli bir değerdir. Siz 300 altında bir değer kullanırsanız bunlar daha hızlı bir ve hareket edecekler. Hem de daha kısa hareketler halinde bulunacaklardır. Buradan 300 seçeneği bizim için yeterli arkadaşlar. Sonrasında bütün bu işlemleri yaptıktan sonra simulate diyoruz arkadaşlar. Ve alt tarafta gördüğünüz gibi creating alt seated characters diyor. Burada şimdi oturan insanları, yürüyen insanları, topluluk halinde bulunan insanların hesaplamasını ve oluşumunu sağlıyor arkadaşlar. Birazcık bilgisayarınızın da performansına bağlı olarak uzun ya da kısa sürecek bir işlem olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi tüm hesaplamaları aşağıda gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet. Şu anda sahnemizin üzerindeki tüm popülatı hesaplamalarımızı gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi grup halinde olan insanlar, oturan insanlar ve daha şimdi henüz biz bunlara yürüme etkisini oluşturtmadık. Hemen buradan play tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Play animation bastığımızda sahnemizi öncelikle bir durduralım. Buradan şey editlemiş Clay olarak sahnemizi izleyelim arkadaşlar. Tekrar animasyonumuzu başa alalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oturan insanlarımız var, yürüyen insanlarımız var. Şurada gördüğünüz gibi az önce topluluk halinde durmasını istediğimiz insanlarımız yer alıyor. Bunlar şu anki yürüme hızlarını, durma hızlarını falan hepsini az önce bahsettiğim gibi şu bu kısımdan idea array object kısmının hepsini değiştirebilirsiniz. Bu kısımda pozisyonlarına müdahale edebilirsiniz. Oryantasyonları değiştirebilirsiniz. Tek mi çift mi yürüyecek
şeyler. Bundan hepsine karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela bir site, toplu konut projesini yaptığınızı düşünün. O projenin sosyal alanlarında parklar, yürüyüş alanları, spor salonları gibi yerlerde aktivite içinde olan insanlar vardır. Animasyonlarınızda bu tarz yerleri oluştururken bu 3D Max'in poplet özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bunların tekstürlerini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi üzerlerine tekstürler de atayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendilerine yaklaştık. Mesela biraz daha şu şekilde göz atalım. Gördüğünüz gibi olduğu yerde sabit duran insanlar var. Hareket halinde olan insanlarımız var. Burada topluluk olarak görüşme yapan insanlar var. Biz buna tabii ekrandan baktığımız için biraz daha hızlı olması gerekiyor. Sizin de durumu kavramanız açısından telefonla konuşan insanlar var arkadaşlar. Şimdi birazcık da bu tarafa bakalım. Burada da gördüğünüz gibi kendi halinde oturan insanlar görebiliyorsunuz. Mesela burada mesela oluşturmuş olduğunuz bu animasyon yürüyüş yolu şekli hoşunuza gitmedi. Baştan yapmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey burada yer alan Delete People butonuna tıklıyorsunuz. Sahnenizdeki tüm insanlar gidiyor. Sonrasında buradan Select and Move ile yolunuzu seçerek sildikten sonra her şey sıfırlanmış oluyor arkadaşlar. Sonrasında siz yine kendiniz artık sahne tasarımınız nasılsa o yönde bir yol oluşturarak ve insan şekillerini belirleyerek tekrar popülatinizi oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit, karmaşık değil. Bir popülate aracı arkadaşlar. Ayrıca sahnenizde hani bu kadar çok insan olmasına rağmen 120 bin poligon gibi bir yer kaplıyor. Oldukça da tasarruflu bir özellik. Kullanmanızda fayda vardır arkadaşlar. Evet, popülate özelliğimizin kullanımı bu kadardı. Arkadaşlar dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.